lies. Swear the shit died every tear, every light. Anybody wanna dance with me? Sipping on my rum in the corner still. 10 yaşından beri sahne alıyorum. 2 senedir de askerden geldikten sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nda okuyuculuk yapıyorum. Mehter'deyim, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'ndayım. Hedefim ileride daha iyi bir yere gelebilmek. Müzikte en azından yani daha iyi sahnelerde çalışabilmek. Bu akşam tek istediğim şey hepsini döndürebilmek. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Aman haylo gelin de seni verdiler Halep eline. Aman Halep kurban olsun senin gibi geline. Aman çıkak barak eline, yine düşek gurbet yoluna. Aman ne çare, aman ne çare, ne çare, ne çare. Garip haylom ne çare, ne çare. Valla sen çok güzelsin de seni seven bir çare. Amanın aman, ben yandım tamam. Antep'in kalesine bastılar fermanımı. Aman 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 aman, bastılar fermanımı. Urfa Mardin beyleri kestiler yollar. Kestiler yollarımı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Murat, bir şey anlatmam lazım. Evet. İsim neydi? Fatih Küçük. Fatih nereden geliyorsun? Konya. Bir şey anlatmam lazım. Böyle bir şey dünya tarihinde olmamış olabilir. Ve bu konuda da ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Anlatacağım yüzden diye. Allah Allah. Şimdi dün şirkette toplantıdayız. Tamam. Hararetle işte program toplantısı. Herkes işte bir şey konuşuyor falan. Sonra işte önemli bir ünlümüzü aramam gerekti. Yani benim aramam lazım. Durun ben arıyorum dedim. Herkes sessiz. Aldım telefonu çevirdim. Ondan sonra konuşmaya başladım işte. Ne haber, nasılsın falan filan diye. Karşı tarafta aynı sıcaklığı bulamadım şu, tamam mı? Şaşkın biri var karşıda. En son dedim ki, sen kimsin dedim. İşte aradığım ismi söyledim. Ben o değilim dedi. Nasıl oldu? Dedim ki, peki sen kimsin? İşte ben şöyle şöyle bir biriyim dedi. Nerede oturuyorsun kardeşim dedim. Konya'da dedi. Dedim ki, kusura bakma dedim kardeşim dedim. Hani ben yanlışlıkla aramışım dedim. Acun Bey, aradığınız o kadar mutlu olduk ki anlatamam. Bak, devamlı acıda. İnanılmaz mutlu olduk, çok sevindik. Arkadaşlar da burada filan. Neyse sağ olsunlar, bizi çok seviyorlar filan anlattı. Teşekkürler ben de dedim. Güzel bir konuşma. Şimdi tam kapatacağız. Ya kapatmadan bir şey rica edeceğim ya. Tabii dedim. Bir arkadaşımız var dedi, o sese girmek istiyor. Ya. Acaba yardımcı olabilir misiniz? Girebilir mi? Ben dedim ki, ben şimdi tesadüfen seni aradım yanlışlıkla. Hani sen de böyle bir ricada bulunuyorsun. Ben seni kırmam tabii. Hemen seçmeye yolluyorum dedim. Arkadaşınız kimse dedim, bizim arkadaşlar arayacak, seçmeye yollasınlar. O arkadaşı işte seçmeye yollamışlar. Tarık Hoca dinlemiş.
işte bu arkadaş. Şu an. İşte bu arkadaş. Yani milyonda bir gelecek olay başıma geldi. Efendim, o da milyonda bir gelecek olay başıma milyonda geldi. Milyonda bir olmaz bu. Acun abi benim arkadaşım arıyor yani Konya'dan. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Böyle bir olay başıma kader, geldi. Kader, kader. Evet ya, olması gerekiyorsa Fizan'dan getirirler. Peki şey, sana nasıl haber verdiler? Beni aradılar. Ben bu arada önce kendimi tanıtayım. Fatih Küçük. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter takımındayım. Oba. Okuculuk yapıyorum. Mehter Hancı'yım. Süper. Evliyim, bir tane oğlum var. Buradan eşime, çocuğuma selam gönderiyorum. Beni aradılar böyle böyle diye, ben tabii inanmadım. Ya bırakın şakayı, yani kafa bulunacak zaman değil gibicesine konuşmalar yaptım. Ondan sonra olaylar gelişti tabii. Sonradan karşınıza kadar, Mehter, buraya kadar geldim. Mehter Han'daki sen görevimiz... Konya'dan mı atlayıp hemen geldin? Evet, ama uçakla yani geldim. Ama yani inanılacak gibi değil ki. Düşünsene, Konya'dasın, evde oturuyorsun. Bir arkadaşına diyor, ya ben az önce Acun aradı diyor. Ve bir de şöyle bir olay gelişti. Şimdi sen de diyor, bu OSS'ye ilgi gösteriyorsun yani. OSS'ye yani diyorsun. Yani seçmenin de son günü biliyorsunuz. Evet. Son gün ve bitiyor son saat. Yani. Hayır, seçmenin son günü. Ve son saati benim aradığım saat. Şaka gibi. Son gün son saat. Ve benim de tam Mehter konserimiz vardı. Böyle bir telefon gelince hemen belediyeden izin aldım. İzin verdiler sağ olsunlar. Konya Büyükşehir Belediyesi'nden. Sonradan sizin karşınıza geldim. Mehter. Arkadaş, senin hakikaten ismi neydi? Mustafa. Bir daha mı arayacaksın? Acun abi, Mustafa ben. Konya'dan yanlış aradınız Mustafa. Evet, ricamızı kırmayıp OZES Türkiye yarışmasına arkadaşımızı dahil ettiniz. Teşekkür eder, başarılar dileriz. Mustafa. Evet, Mustafa abiye de selam olsun burada. Mustafa, Mustafa Fatih geçti. Geçti, hayırlı olsun. Bir şey sorabilir miyim? Mehter Han'daki göreviniz? Okuyuculuk yapıyorum. Çevgi. Ama yani... harici de akşamları yani sahne alıyorum. Konya'da sahne alıyorsunuz değil evet, mi? Evet, Konya'da. Allah'ın kısmet. Valla Fatih, yani gerçekten... Hayırlı bir işe vesile olmuş Acun. Yani çok enteresan. Ve arkadaşın yani çok acayip bir şey. Dediğin gibi milyonda bir olacak. Düşünsene. Aynen ben. Öyle. Çok enteresan bir şey var konuyla alakalı. Eğer senin işte şimdi atıyorum şu anda Hindistan'da bir şey yapıyorlar. Yiyecek bir şey veya bir kıyafet. Bir arkadaşın sana oradan hediye getiriyor. Getiriyor, verecek sana, iki hafta veremiyor. Seni göremiyor. Ondan sonra bir gün bir arkadaşı geliyor, onu görüyor. Oradan onu alıyor. Ondan sonra eve götürüyor, o da giymiyor, kardeşi giyiyor. Demek oluyor ki o onun kardeşi için yapılmış. Oradan ona, dönüyor, bütün dünya dolaşıyor, onu görüyor. Onun kısmeti. Onu, evet. Gideceği yere ulaşır. O kısmet öyle bir şey yani, o leblebiyi yiyemezsin senin için yapılmadıysa Fatih. Aynen. Gideceği yere ulaşır. Evet. İşte onun gibi bir şey olmuş burada da. Aynen öyle oldu. Yani o leblebi Acun olmuyor yani, başka bir şey. Peki Ebru, bir değerlendirme. Nasıl bir ses? Olağanüstü. Maşallah. Bir de... Duygulu ya. O kadar branda söylüyorsun ki, aşkla söylüyorsun ki. Teşekkür o ederim, sağ ol. O sevdayı, o ızdırabı, o aşkı biz de yaşıyoruz o zaman işte. Tabii hissederek. Hep hissettirmemiz. Bir de pırıl pırıl sesin. Teşekkür ederim, pırılsız, sağ ol. Pırılsız pırıl ki yoldan geldin. Evet. Yorgun olman lazım, evet, şu anda senin. Hani dinlenmiş bir performansın senin. Dün zaten böyle senin, bir şey haber maşallah gelince hiç uyumadım. Sonra tekrar sabah hemen 5.30 uşağıyla geldim buraya. Bir de dinlenirsen kim bilir neler yaparsın, evet, bu sahnede. Çok çalışmak isterim. Ayrıca kaderin hep böyle güzelliklerle daimi teşekkür olsun. Teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Hep böyle güzel tesadüfler olsun hayatında inşallah. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet. Ben şöyle söyleyeyim kaderimle ilgili. Askerden geldim, sevdiğim kişiyle evlendim. Oh. Allah sonra iş nasip etti, belediyede maşallah işe başladım, Mehter takımına. Maşallah. Allah bir tane de erkek evlat verdi. Oh maşallah. Sonradan da buradayız işte. Daha yani böyle oh söyleyeyim. Çok güzel, süper. Peki, karar vermen lazım. Bakalım bu tesadüf seni yarışmada nerelere kadar götürecek? Gökhan ve Hakan, Murat ve Ebru, birini seçiyorsun. Yalnızlık kolay değil, anladım. Yüreğim yangınlarda geride. Tükendi bitti artık bedenim. Ayrılık ölümden de daha zor. Bravo. Tebrik ediyorum. Evet, evet, hoş geldin. Hoş geldin. Bak biz hiç diyor muyuz? Bak, neden diyor? İnşallah. Herkes gidebilir. Evet, tebrik ediyoruz. Süper.
Tebrik ediyorum. Eyvallah, sağ olun. Bu kadar seni buralara kadar getirdi. Evet. Neler hissediyorsun? Duymak istiyorum şu anda. Mutluyum. Zaten ben kendime güveniyordum yani. Döndüreceğime %100 emindim. Allah'ın da izniyle tabii ki. Ne oldu? Evet. Peki Ebru Gündeş'i seçmenin nedeni duygusal bir karar mıydı yoksa mantığınla mı karar verdin? Yani ben zaten o tarz okuyorum. Ebru Hanım'ın okuduğu eserlerden o tarz genellikle okuyorum. Öyle olduğu için de onu seçtim yani. Kendime yakın gördüğüm için yani. Bundan sonra da yolun açık olsun. Hep şans seninle olsun bu şekilde. Hoşçakalın.